23.900 lira 33 kuruş olmak üzere borç bakiye alacak. İzlenimizin 4. maddesi yönetim kurulu çalışmaları hakkında bilgi verin. Buyurun. Değerli Meclis Başkanı, değerli Divan, değerli Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeler, değerli meclis arkadaşlarım, değerli basın mensupları, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bu ayki etkinliklerimizi ve ilgili bir iki konu var. Bunları sizin bilgilerinize arz edeceğim. Dün itibariyle Kahraman ordumuzun Afrin'deki hareketi nedeniyle iş dünyasını da bu konuya göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı onlara teşekkür ediyorum. Biz Malatya iş dünyası olarak, halkı olarak askerimizin yanında olduğumuzu, bunun bir ifadesi olarak da oraya ihracatçılarımızla ve iş dünyamızla topladığımız kayıtları bugün itibariyle teslim ettik. Bu tabi onların manevi olarak yanlarında olmamızın bir ifadesi. Ben özellikle son yıllarda geçmişten beri ülkemize göz diken, coğrafyamıza göz diken hainlere bu millet en güzel cevabı vermiştir. Etrafımızdaki terör odaklarının içeride ve dışarıda beslenmiş olması bu millet hiçbir zaman yıldırmamıştır, yıldırmayacak. Ben inanıyorum ki bu aziz millet, kahraman Türk ordusu bu sıkıntını da üzerinde rahatlıkla gelecektir. Ve orada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acı şifalar diliyorum. Sağlıklı. Geçen ay içerisinde yine AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Malatya Milletvekilimiz Sayın Özgür Çalık'ın katılımıyla Kayseri'deki sorunla alakalı problemleri burada toplantıda konuştuk. Sıkıntıları dile getirdik. Özellikle yıllardır uğraş verdiğimiz ve meclis başkanımızın da bu konuda ciddi gayretleri ve çabaları oldu. Küpür sorunu. Avrupa Gıda Kodeksine göre 2500 ppm üzerindeki Kayseri'ler sıkıntı yaşıyor. İş piyasada da Tarım Bakanlığı'nın yaptığı yerinde numune almak suretiyle örneğin bir firmanın bir iki mağazada yarımşar kilo kayısını aldığınız zaman cezası 18.000 lira. Ciddi anlamda bu konuyla ilgili ceza yiyen üyelerimiz var. Bu sıkıntının bir an önce çözüme kavuşmasını Genel Başkan Yardımcımıza ilettik. O da aynı toplantıda Sayın Tarım Bakanımızı arayarak, Fakir Baba'yı arayarak bu sorunu kendilerine iletti. Sevindirici olan şu, Sayın Başbakanımızın Malatya ziyaretinde de bu konu gündemindeydi, bu sorunu çözeceğini kürsüde ifade etti. Biz en kısa zamanda üreticilerimiz adına, pazarlamacılarımız adına bu sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını ve Malatya karşısındaki bu sıkıntının ortada kalkmasını temenni ediyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcımıza da gayretlerinden dolayı sizler adına teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, diğer bir başka konu hep gündemimizi işgal etmişti. İşte burada üyelerimiz geldiğinde 10 lira bir sicil harç, ilan harcı yatırmak için, rekabet kurulunun parasını yatırmak için, diğer konularla alakalı bankalara gidiyor. Bankalarda üyelerimiz zaman kaybına vuruyorlar, sıraya gidiyorlar. Ciddi anlamda sıkıntılar var. Bu yıllardır süren bir sıkıntı. Bu sıkıntının aşılması için biz çeşitli defalar girişimde bulunduk. Ama bugüne kadar netice alamamıştık. 25 Şubat itibariyle artık tüm harçlar odamız tarafında tahsil ediliyor.